بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان ayı rozasını tutmağını bizlərə qəsd edən Allah Taala'ya hamd ve senalar olsun. Ramazan ayı keçələrini bir daha oxuyub qazmaqını bizlərə sünnət qılan Peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa'ya salavatı zürürlər olsun. Allahümme la sehle illa ma ce'altahu sehlen ve inşeyte ce'altel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, Allah'ın mübarek keçelerinden bir keçede, Allah'ın gayetlerinden bir gayet bulmuş sizlerini bu muhteşem mescidinizde, Ramazan-ı Şerif ayıda ve hal-ı kudret kutgazıp gereken ruhi terbiye, kalp kalpligi, ahlak seykalleşi manasıdaki derslerimizle devam ettiremiz. Allah'ın derslerde Allah'ın zikri, Allah'ın ibadeti her bir bende için daimi zaruret tekerliğine. Ben de daimi ravişte tele Allah Teala'nın zikri bile dur bulup yürüyüşü lazım mudabı tekerliğe. Her vacib ibadetlerden sonra nefret ibadetlerine hem ala yetişke ihtiyaç var dedi. Bu işlerin hepsi kalp pakliği için, ruh terbiyesi için, ahlak seyfeli için hizmet kılıçdaki doğrusu da sohbetleştirdi. O sözden bana şu ibadetlerini arz olsun, vacib olsun, nefil olsun, namaz olsun, roza olsun, zikir olsun, kıraatı Kur'an olsun, başka olsun, ada yetiş tertibi kandal oladı diyen savaşı. Çünkü hadis kitaplarımızda, rivayetlerde muhaddislerimiz özlerine getirip gelen rivayetlerini, hadislerini, ahbarlarını senede bilen kimden eşitlediklerini tertipli ravuşta yazıp koyduğun halas. Bazı bir halatlarda bir nece işler kılınışı yazılıyor. Kuttu tahara, namaz, başkaları da okşayan, birbirinden fark edilen işlerden yazıp kalıyor. Yani namazımızın, taharatımızın, şeriat ahkamlarını tertipte sarışta bizge fıkhı zahir. Fakih kulamalarımız yardım verip, ayet ve hadislerden ahkamlarını çıkarıp, ibadetlerinin kılıç tertibini örgütüp koyuyor borsalar. Şimdi kalp iliminin ulamaları, ruhi terbiye üstadları, zikir için, ibadet için, nefret için gelen rivayetlerini organişi, ahli ilgilişi, tertifke salıp, siz bilen bizge, ana şu işlerini, kay tertifte alıp barışımızı asanlaştırıp vergenler. Bu kündelik vazifelerini ruhi terbiye ilminde virt deyiladi. Cami avrat buladı, virt. Bizim dilimizde bunu vazife de organ programımız. Bazı bir şu ruhi terbiye ustazlarından ders organ, vazife organ işine hani ettiler bu kadar vazifem var idi, bacarıp koyaydı. O'zi o'ziga berilgan vazifani o'qib
yoki falon shaharga borganingizda bizga vazifa berdi deydi. Shunga o'xshagan tushunchalar bor. Demak, ular kundalik har kuni takror qiladigan ma'lum bir duolar, zikrlar, tilovati Qur'on yoki shunga o'xshagan boshqa narsalardan iborat bo'ladi. Bu tartib, bu ma'nodagi ishlar har bir inson uchun kim bo'lishidan qat'iy nazar nihoyatda zarur ishlar. Hayotini tartibga solish uchun, maoshini tartibga solish uchun, bu dunyoda tartibli, intizomli, qoidali yashash uchun har bir odamni albatta o'zini ma'lum bir rejasi bo'lishi kerak. Ana shu rejani siz bilan bizga aynan ruhiy tarbiya ustozlari o'rgatishgan va ana o'sha topshiriqlarni verdi deb atashgan. Verdi so'zi varaqa so'zidan olgan bo'lib, o'zi aslida eski paytda suvxonaga borishni aytadi. Avval bunaqa demak, tarnovlarda uylarga kirib turadigan suvlar bo'lmagan. Ma'lum bir quduqqami yoki arovni kengroq qo'ygan joyiga mi borib odamlar har kuni bir necha martadan uyiga idishda suv ko'tarishib kelgan. Hozir ham ba'zi joylarda bor bu narsa. Ana o'shanda suv olishga tayyorlanib qo'ygan joyni mavlid deyishadi. Suvxona, suvxona. Ana unga borib suv olib kelishni birt deyiladi. Chunki borib kelib tunda bir necha marta takrorlanadi. Bu vazifalarni ham har kuni Xudoni bergan kuni bir necha marta ado etganligidan o'sha suvga borishga o'xshatib, buni ham mashoyixlarimiz birt deb nomlashib qolgan. Alloh subhanahu va taolo bu dunyoni turli tuman qilib yaratgan. Ma'lum bir holda o'zgarmas ravishda doimiy ravishda birday ketaversa qiziq bo'lmaydi. Albatta bu o'zgarib turishi kerak, turlanib turishi kerak, doimo bir yangilik bo'lib turishi kerak. Alloh taolo bu dunyoni yaratganda shuni iroda qilgan, bu dunyoni tartibini saqlaganda ham mana shuni iroda qilgan. Ibodatda ham mana shu narsa. Alloh taolo aytadi: "Azbillahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Tazkurulloha zikran wa asida. Wa min al-layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila." Allohni, deydi Alloh taolo o'zi, ertayu kech zikr qilinglar. Erta ham, kech ham Allohni zikr qilinglar. Kechasida bo'lsa, unga sajda qilinglar, ya'ni namoz o'qinglar. Wa sabbihhu laylan tawila. Uzoq kechalarida tasbih ayt. Mana shu yerda zikr bor. Zikr erta ham bo'ladi, kech ham bo'ladi. Mana shu yerda sajda, namoz bor kechasida. Va mana shu yerda yana tasbih aytish ham bor. Demak, ibodatni bir qancha turini qilinyapti. Zikr, namoz, tasbih aytish, va bunga o'xshagan kechasi, kunduzi, ertalab, kechqurun. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadi: "Va huvallazi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura." Alloh shunday jo'ki, kecha kunduzni bir-biridan almashtiradigan bo'lib qo'ydi. Kecha kecha kunduz keladi, kunduz kelsa kecha, mana shunda almashtiradi. Nima uchun? Liman arada an yadhakkara. Zikr qilganlarni, zikrni iroda qilganlar uchun va shukrni iroda qilganlar uchun. Kimdir kechasi yaxshiroq ibodat qiladi, kimdir kunduzi almashib turadi.